Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı Hürjet, yurt dışında göreve talip oldu. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri filosunu 18 hafif taarruz uçağı ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Söz konusu ihale için yaklaşık 960 milyon dolarlık kaynak kullanılması planlanıyor. 9 şirket ihale dosyası aldı. Aralarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin de olduğu 6 şirket teklif verdi. Güney Kore'den Kai Kemalak Systems, FA-50, Türkiye'den TUSAŞ, Hürjet, Çin'den Katik, L-15, İtalya'dan Leonardo, M-346, Hindistan'dan Hindistan Aeronautics, Tejas, Rusya'dan Rossoboron Export MiG-35 uçakları ile ihalede yer alacak. İhale sonucunun 2022 yılının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. TUSAŞ, Hürjet ile ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç duyulan bir jet eğitim uçağı tasarlayıp üretmeyi amaçlıyor. Ağustos 2017'de Türk Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatılan Hürjet projesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in ilk güvenli uçuşu 2022 sonunda yapılması öngörülüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatın ise 2024 sonu, 2025 başında yapılması planlanıyor. Uçak yaklaşık 14 metre uzunlukta, 4 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat uzunluğunda olacak. Hürjet, tek motorla maksimum 1.3 Mach hıza ulaşabilecek. 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Uçağın silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile önemli bir güç unsuru olacak.